Esra, buraya gelen avrat durmayacak. Çalışacağım. Tamam, dün geldim. Ne yapıyoruz? Muhabbet edeceğiz. Beni et çarmıya kesmek için çağırdın değil mi? Abla. Ha, çabuk olun biraz. Ha. Selamun aleyküm arkadaşlar, değerli dostlarım, değerli arkadaşlarım. Tabii bunları ben espri yapıyorum. Nasılsınız, iyi misiniz arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Rabbim iyilik, sağlık versin. Bizi de gördüğünüz gibi çalışıyor. Sunay bacım, Rasiye bacım, komşuluğumuz, kardeşliğimiz böyle Allah'ım devam ettirir inşallah. İnşallah. Çok şükürler olsun. Az önce de bir telefon aldım. Arkadaşım yanıma geliyor, misafirim geliyor. Ama ben de bir telaş aldım öyle. Heyecanlandım. Heyecanlandım valla. Hemen Rasiye dedi, niye heyecanlanıyorsun dedi. Ne varsa çıkart bakayım buraya dedi bana. Onlar da şimdi ciğer vardı, hemen çıkarttım. Aslında ciğerimiz kendimize de niyetlendik. İnşallah onlara da nasip olur. Hemen Rasiye. Evet, bir sürü şeyler var. Onlar yazın gelen insanlar değil mi? Evet, yazın gelen. Kızım, onlar seni beğenmese buraya gelir miydin? Ne heyecan yapıyor. Ay, Allah Allah. Çok sağ olsun, Allah razı olsun. Hemen buradan sarma çıkarttım. Hamurum vardı buraya, hamurumu yazdım hemen ekmeğimi. Şöyle, sabah ekmek yapmıştım. Hemen buraya hamurum, ekmeğimi yazdım, sarmamı ateşe koydum. Dolaptan bir poşet fasulye çıkarttım. Allah nasip ederse şöyle soğanımı da aldım yanıma. Elim ayağım karıştı yani. Şöyle bir poşet fasulye çıkarttım dolaptan. Yine dolapta değil, etim vardı. Hemen tencereye attım buraya şuraya bir kara suyunu alayım dedim. Böyle buzluktan çıkan hani böyle kara suyu oluyor ya arkadaşlar. Onu dedim bir süzdüreyim çözülsün dedim. Gelen misafirlerimize, hem bize hem misafirlerimize yemek hazırlıyoruz. Kızlar da burada çalışıyor. Ben de tezgahta çalışacağım şimdi. Hadi bakalım. Çalışma. Bedava. Çalışıyor. Bedava çalışıyor. Ne bedava çalışıyorum? Yine bize bir kavurma düşer herhalde. Hey Allah. Yemediğim şeyi ne keseceğim? Sen gider mi? Değil mi? Hiç. Yani. Zaten Melişim'in yemeği bitmez. Kendine benzet çepeni artık bir kilo almışım. Sen Melih'in yanına gelip de yemek yemeden gelebiliyor musun? Hemen komşu. Gitme. Değil mi? Yok. Asla. O kadar yemeği yapayım güzel güzel. Yememek kime elinde? Şöyle bir tabak bir şey de yapsak arkadaşlar. Birer bardak çayımız da olmasa suyu da yeriz. Dağılırız yani. Ama sana bir ay yemek yemem. Evet. Akşama gelirsen bir kahve içerim o. Ramazan'da yemeyeceksin değil mi? Yem, he, Ramazan'da yemeyeceğim. Tamam. Ramazan'da biz de yemeyeceğiz. Yok, bir kahvesini içerim. Ama yemek için gelmem. Niye gelmem? He. Kendime dikkat etmem lazım. Kilo mu aldın? Yok, tansiyon çıkıyor. Öyle mi? Evet. Sen de yoğun diyor. Yoğun da ama işte yaşamda da çıkıyor demek ki. O ne? Bitti. Bitti, çok şükür. Bitsin, hemen yıkayalım ateşe sunayım. Atalım bacım. Kolay gelsin. Tamam. Ne yapıyorsun? Ben de kar suyu erip bir uğraşayım. Kar suyu. Kınalıya mı sıçacaksın? Evet. Aşağı petekten doldursana. Yok yok. Erimemiş mi? Erimemiş hiçbiri. Ya arkadaşlar ne yapalım ya? Ne yapalım? Şöyle doldurayım da. Misafirlerimizi de aradım, bayağı yolları varmış. Da. Ama onu öyle onunla uğraşamazsın ki gülüm onu. Tencereyi koysun oraya. Böyle yapayım böyle. Bak bak. Yeme yeme. Bronşitsin, sahte hasta olursun. Bir de sen hasta olayım deme bana. Şükrü, şu çökelik tenceresini koyalım oraya. Olmaz mı? Olur olur. Doldu diye karın diye orasını. Kar çok. Rabbim öyle vermezse böyle var. Kar çok da su yok. Ya böyle başarı yok. Köy usulü böyle. Eskiden ben çocukluğumda çok anamın suyu, bizim suyumuz yoktu, babamların suyu. Çok çok yaptık böyle. Karın içinden makarna haşladık. Kar suyuyla çok arkadaşlar. Evet, yani biz gurbette bile kar erittik. Sen niye üstten mont giymedin Şükrü? Montu unuttuk. Sevincikten montu unuttuk. Ay. İnşallah bunlar da sağ salim gelirler. Gurbette biz suya gidemezdik. Evet. Su diye burada nerede 3 kilometre var, 2 kilometre var. Ama öyle bu şekilde dışarı çıkma bak. Bir şey olmaz. Tamam. Hadi. Olmaz. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Bak, sana kolay gelsin. Ben de içeride çalışıyorum. Odun biraz şey yanıyor ya. Garda yanıyor. Rasiye'ye gideyim dedim. Rasiye dedim gitme, bir çay içelim. Misafirlerimize nasıl olsa hazırlık yapayım ben. Biz bir ufak bir kahvaltı yapalım dedim ona. Gitmesin yani. Eyledim ona da şimdi. Tamam. Tamam, görüşürüz. Hadi görüşürüz. Selam.
Ekmeğimizin bir tanesini ince yine pişirdim. Bir tanesi de ateşte böyle. Şöyle. Ne güzel kabarmış. Ne güzel olmuş. Değil mi? Eline sağlık. Afiyet olsun. Şimdi afiyet dolu Gazi'ye. İnşallah. Tabii ki gelen misafirlerimi de aradım. Onlar daha yoruldular bayağı. Onlar gelene kadar biz şöyle bir atıştırmalık yapacağız. İnce yine ekmek de pişirdim. Ciğeri kavurdum. Misafire sarmamız pişiyor burada. Şöyle. Vay, Karadeniz'de evet. Değil mi sarma bir numara. Sen canın amca kadardı. Sen misafir gelince çok mutlu oldun da. Şöyle etim burada kaynıyor. Güzel bundan böyle patatesle yine bir yahni yapacağım. Biz de bir atıştırmalık yapalım şöyle. Tabii ki sizlere arkadaşlar göstereceğim devamını. Paylaşacağım sizlerle. İnşallah. Sinan Hanım yine yaptı terbiyesizi. Yine yedirdim sağ arkadaşlar terbiyesiz. Yine bana kısmet oldu. Evet. Daha sonra nasip varmış. Ben böyle hiç yemedim terbiyesiz. Buna yapmıyor musun sen yoğurtlu? Bu güzel yok, be ya. Yok şimdi tek başıma olduğu için yemiyorum. He, Mahmut yemiyor. Herkes yemez şeyi yok. Heh. Kardeş payı yapıyorlar. Biz bayılırız bu terbiyesize ya. Şunu çok seviyor bunu. Ha yaşa sana çok koydum bak. Tamam. Koy suyunu bile koysun oyuna. Koy suyunu koy bir şey olmaz koy. Koy. Adamın kanlı gözü doysun bir tane. Zaten benim işi çoğulu görüyor o yesin. Ya yesin. Canım benim. Bir tane bacım. Gülay'cığım. Çok teşekkür ederim. Hoş geldin. Allah'ım. Bu kara kışa canım ya. Benim gel. Sevildiğini bil. Melek Hanım. Tavukların ağzını sen kapattın mı? Şimdi, benim misafirim dedi. Boş ver tavukları da sen sonra sorarsın onu. Ağzıcığım vallahi o da mutlu oldum ki. Ben aradı ama Gülay arkadaşım nerede geliyoruz? Sivas'a geçti dün akşam. Bugün Sivas'tan, Samsun'dan değil mi? Sivas. Nereden? Tokat, Amasya. Amasya. Oradan sonra Samsun. Ama bana geçmedi ha. Eve gitmedi. Yoksa düz yoldan vurup giderdi. Aynen. Bu karı bunu çiğnedi buranın karını. Allah razı olun yine tekrar hoş geldiniz. Vallahi çok mutlu oldum. Aydın abi hoş geldin. Yenge hoş geldin. Çok mutlu oldum. Ben hemen ateşe fasulye falan dedim atayım hemen ateşe. Bunlar şimdi geldiler. Biraz da geciktiler arkadaşlar. Şurada dedi ki Melek ben kararlaşmadan gideyim bunları alayım geleyim dedi. Şimdi bir kere geldiler zaten. Bu yolda ne bir kere geçtiler. O harcı yol hep kabileyim. Aşağıdan gelin dedi. Neyse Aydın abi şunu anlatamamış, Aydın abi anlamamış, bir anlaşmazlık oldu. Şunu bir daha gidip buldu, aldı geldi onları çok şükür. Ay içime de bir sıkıntı düştü. Ben ahıra gittim hemen işte, şunu siz almaya gelince ben de ahıra indim. Ondan sonra şunu sen canın rahat etsin, ben kümesini hazırlıyorum, hepsini yaptım. Ahırları gördüm. Tamam, teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim sana. Ya, Sunay'ıma dedim, Sunay'ım dedim, sen de gitme bugün akşam buradandın, bugün buradaydın Sunay. Misafir geleyizdim, otururuz güzelce. Eniştemi de aradı, ulan sen de gel dedik. Ben gelmeyeyim dedi, sen kal dedi buna. Onda bir bacakları ağrıyor ya. Biraz da yürüme yol var, kar da var yol. Buraya kadar kar. Hani girilmeyen yerler. O da izin verdi Sunay'a öyle, müsaade etti, Allah razı olsun. Ay vallahi iyi geldiniz maşallah. Arabanda hayırlı olsun. Tabii ki arkadaşım araba almaya gitti arabasında. Hayırlı olsun abi. İnşallah güle güle kullanın. Güle güle kullanın. Kazasız belasız inşallah. Allah'ım yarabbim herkese nasip etsin. Biz kardeşimle beraber kullanacağım. İnşallah. Bize de bilmeye nasip olur. İnşallah. İnşallah. Şimdi ben yemeklerim hazır. Hazırladım. Size hemen... Tabii. Ben yemeyeceğim. He? Benim namazını kıldım. Sen namazı mı kılacaksın? O zaman sonra. Yok yemek de yemeyeceğim. Niye yedin mi yoldaydın abi? Kendisi yedi. Yedi ama şeker ve meşere tavan etti. Oo. Yine de azıcık azıcık az az Aydın abi. Sen indirselim. Biz adetimizi yapalım sonra yemek bulamazsın bak bir daha. Yok kılırdım. Ben tavan etmezdim. Bizim Karadenizleri bulamıyor. Bizim Karadeniz'de. Yok şaka değil. Bizim Karadeniz'den her yerde. Tamam bir namaz falan o zaman işi olsun. Sonra bu çayımızdan demledim hazırladım herhalde. Şimdi demledim hemen. Şükrü aradım ya nerede Şükrü bulabildim mi? Şükrü abi o demlik nedir o kadar? Asar kayaya doğru geliyorsunuz onu öyle. Onun da çayı çok güzel oluyor. Bakır. Evet, biz de alıştık buna. Çok da büyüktü ya. Çok büyük.
Bir gün soluyor. Ağır. Bir de ağır diyor. Kocaman. Doldurmuyorum şu an yemeklerimi de sarma üşüdüm Gülay'cığım. Ben diyorum ki bak ha Şükrü abim çaycanlığı gibi bir tane aldı. Ya kapat video. Ne görürsün işte. Ya 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 bunu bilmiyorum. Şöyle fasulyeyi de attım ateşe. Bir tarafını kızarttım. Hemen. Daha çevir ablamı. Evet. Şöyle yahni yaptım. Aydın abim de yemeyeceğim diyor. Oo, pişmiş. Yo, buraya tamam gelip de gibi. Yemeyeceğim diye bir şey yok. Gece yiyoruz. He, oturacağız burada da. Sarma, yine sarmayı da pişirdim. Yemeyeyim diye bir şey olmaz. 48 saat. Çayımı da demledim. Her şey hazır. Her şey hazır. İnşallah. 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 Biraz daha vereyim mi? Boşu ver bana. Önde dur. Bu inşaattan mı düştü bu senin? Kalıcı mıydı bu? Ha, ustayı tuttu. Benim amcam şu anda arkasında şey var. 20'ye yakın plastik vidalar var. 20 tane. Hem de onların da bir şey yokmuş abi. Bu yüzüğü düştüğünden öyle şey olmuş. Öyle değil be şey. Değil mi? Ona o kadar malzeme çeken bak, şu yüzük bulmuş ama. Bu kafaya vurmuş. Tamam mı? Bu kafa çatlarında çatlak var. Allah yardımcısı olsun. Allah'ım çoluğuna çocuğuna bağışlasın. Ben kol bacağı kırılır kırılır. Ben buna razıyım. Yeter ya. Yok kol bacağı kırılsa ki ne yapılır onlar için. Yerinde olduğu bir de iki sevdik ama inşallah yine. İnşallah iyi olacak lazım diye. Allah'ın şifasını verecek. Yaptım çoluğuna çocuğuna bağışlasın. İnşallah. Bunun kaderi de odur. Yani. Ama çok iyidir. Allah razı olsun. İyidir. Okulda beraber geçti çocukluğumuz. Beraber okudu. Senden mi ya? Aynı köy çocuğuyuz ya. Aynı yaş. Aynı yaş. Aynı yaş. Aynı yaş. Aynı yaş. Oğlum çok metin gibi ama o büyük bir insan. Çok. Öyle şey gibi, öyle sert bir insan değil. Yani. Çok. Böyle sakin. Bizim köyde de aynı. Bir tane bak amca inşaattan düştü 45 yaşında. Oğlu aynı 45 yaşında. Kardeşi 45 yaşında. Hepsi aynı inşaattan düştü. İnşaattan düştü. Allah'ın kendini acıdı. Daha Aydın abi buraya geçen yolda yemek yedirme. Bizim başımıza cilindir sana. Hayırdır? 6 tane şehir gezip yemek yiyelim. Yemek yiyecek yer bulamadım. Ya öyle bir şey şehrin içine gidiyorsun, tak çıkıyorsun da tamam. Bir daha oraya girme şansın yok. Aynen. Bir tek Tokat'ın içine girecektim. Bizim Asya arkadaşım var. Dünyayı koparttı, karısını verdi telefona, bununla konuşturmak bilmem ne. Ondan tak kurtardım. Tokat yazdı. Evet. Buradan kurtardım. Ondan tak kurtardım, böyle bir şey olamaz. Canım benim. Kadın çok yalvardı. Ya ben gelemem diyorum, verin karısına şeyini, karısı gidiyor diye, bana değil, buna yalvarayım. Doğru duruma da düşürdü bizi. Onun için oraya bir yiyemedik. Samsun'a yedik ya. Nasip buraymış bugün. Ya biz kısmette bak biz neyse gidelim. Valla çok memnun oldum. Samsun'da karı olmuş bugün bak. İlk karı, hüt.
Biz bir yere kaydık. Kar olmadı biz bu yollara giderdik. Ben o yukarılara bir köye çıktım bu köye. Karıştı bu köye. Hayır, dolma bu ara. Tamam ya, anladım. Yeter babasın. Çok yukarılara bir yere sıkıştı. Bir tane aburcuma sıkıştı sonunda. Otobanda bir şey olmaz. Tarım kararıyla çağırsam bir bayan var. Müdür biliyor musun? Kampında bazı ben arada ben ararım. Tarım kararı olur ama ormanda. Bu aramış bulundum ben. Nazım amca ne yapıyorsun? Ne diyorsun? Bak. Babana gelebildim. Yok ben orada değilim. Şampun değil diyor. Ne var? Hayır dedim. Ya bu evrak var da. İşleri de. Bu sefer masaya sarmışım bunu. Gördün mü? Burak şampun lan dedim. Sararken gördüm sizi. O değil. O değil. Ben Sivas'tan. O gün sen yaptın. Tamam, yemedim. Sivas'ta güneş var. Sivas'ta bir yolları. Sivas'ta tamam mı? Gelene kadar kaçırmadım. Evet, Allah'tan tepelerde olacak. Evet, söylüyordum. Ben ondan ayrı yemem. Ama öteki tarafta... O da benden ayrı yemem. Sıcaklığımız böyle bir şeyleri... Onlar da anormal kararlı. Evet. Yollar da buz çok, buz. Karı Allah kimseye ayırmasın. Bilmeden kırsamlar var. Ördüm şeyden, bu Fırat'ın önüne doğru yolu ya devamlı. Bir sanım kırk sanım var. Yuvarda yaralarda iki metre geçiyor. Ben şu anda oraya çıktım, bir metre de fazlaydı o. Bu fazladı o. Gözden sıra anlaşılır bu. Taşı da bırakması da var. Bundan biraz aldım. Çok önemli bakacağım ben. Çatalı da değil mi senin? Dolmanın tavşeyine koyacağım. Dün ben buraya geldim, sen yol geldin. Ben kız Rasiye'ye gittiydik Sümeyna. Sen o zaman gelmişsin. Bu morun eczacısı olmak gerekmiyordu mu? Bu kesmen gibi değil mi? Dolaşık borsa gelere var da. Yok ya. Rasiye bana borusu ya, ondan yani bizim borular bizim borular dondu dedim. Rasiye benim suyum akmıyor bugün dedim. Sen git evden boruyu omuzla al gel, Allah razı olsun. Tamam dedi, bunu dedi. Vallahi. Rasiye'nin çok iyi bir komşuluğuna. Ben de öyle olsam ben de aynı yapayım. Ben oradan da kaldım. Ayı da olsa iyi de kadar. He valla. Valla şey yok. Buraya belediye niye su bağlamıyor? Ya, yapıldı. Altyapısı yapıldı. Sadece ha, hazır. Su bağlanacak şey tam bitti. Allah. Hepsi hazır. Borulamın hazır olan hepsi. Burası şey bir güzel yapardı da ben amcamın. Akraba. Zaten hep tanıdılar zaten. Bir aksiyadan bir köye yetiyor. Sen yemiyorsun ki. Böyle denem yerine yiyebilirsin. Ben de o misafirler var. Ben yedim yedim ya. Bizim gelmişti, yemek yaptı, hava geldi, bu geldi derken buna kalabalık oldu. Ya, çocuklar da oldu derken bayağı soğuk geldi. İyi olsun. Yemek yaptılar ama ben ne bileyim ya. Öyle oldu mu sefize uğradı. Uğradı acaba buraya. Ne mi? Bir öyle deseydi ya abi bana. Suzunu içme. Ben bir suyu var ya buraya ama. Ya o zaman sen onu içme, bu suda şey. O zaman onlar için. Hırmanla ne çarptı şimdi pancere? Hırmanla ne çarptı pancere aldı? Gördüm. Çıkardık. Ama bu kadar lezzetliydi. Bu dolaptaydı, bu dolaptan çarptı. Ama genelde yok, tamam bende boruk vardı. Gençten de dostumda boruk, terbiye salatası. Onu da gördüm. O nasıl? Nazım Bey, şeyde ağzınızda bir tane bir kilo var. Az tereye var. Alayım mı? Yakıyorum, üstüne ayranı koyayım. Kimden? Bu nasıl bir kovacın alıyor? Bu teferin şuhriyenin bacası oluyor. Ha şey, onun şuhriyeni. Yolun kıyısındaki güzel. Güzelmiş ya, bu suyu içinde. Babam giden dedi mallarından dedi, teferin şuhriye o cinsi iyi dedi. Ama şu an bir tez al ya.
Ben de bir şey hoşuna giderse gidip bakalım. Cinsleri çok iyi diyorlar onun. Atayım oraya. Bunların mallarından biz de kullandık bir sene. He, nasıl bu? Çok iyi. Bu aynı bundan da bulunmuş. Bu iyiymiş ha. Kutu hayvan taşımaz abla bunlar. Yaşlıyı ne kaldı bölüm oradan da. Daha yeni ayrıldık buraya geldiğimizde. Hiç peşine ayrılmaz. O yerinde var da. İki tane buzun aldık. Yaşlar bir baktıkça olacak. Ben de dedim bu inanımı sağıp sağır. Onu da hani büyütürüm inek yaparım diye hani. Allah olur. Alalım ya. Öyle isteyemem ama. Ne alacaktın? Düver. Ya. İneğimin yanına. Hap Şükrü abi yorulmadın mı sen? Ben hayvanı seviyorum ya. Seviyorsun ama çok da eziyet oluyor size değil mi? Gider size ahır olanlara. Ya, ahır yapacağım dışarı. Dışarı çıkartasın mı? Aşağıya bir ahır yapacağım bana. Lazım ne sana fasulye de vereyim. Yok bunu. Bunlar. Ellerine sağlık Melek'ciğim. Teşekkürlerim. Dur. Çok az, çok az. Az. Tamam. Ya, al. Elinize sağ ol. Aydın'a bayağı geldi ya. Her şey olur. Yeter ki gönül hoş olur. Çok yukarı çıktın ya. Hacım, o kadar yeterli mi? Çok fazla mı geldi? İstemeyeceğim. Hayır, sen de. Sizin geleceğiniz söz var da. Yeriz yani. Tamam, şöyle çıkamazsa bebeğinden dedim. Ya o arabası çok koyuyormuş dedi. Sen için biliyor musun? Çünkü var diye arabası dedi böyle. İyi dedim ben de inşallah. İçine acayip düşmedi ki araba. Düşmedi. Gidiyor ya. Araba gider onun arabası. Abi araba normalde 30 santim 40 santim araba oynar. Evet oynar. Dört çeker mi o? Yok ön çekişti ya. Dörtte de sıfır lastik almışım ha. Değil mi? Ön çekişli araba gidiyor. Lastik attım konuşuyor araba. Dörtte de sıfır aldım abi bugün. Tamam. Aklına da iyi lastik güzel. Valla benim araba hiçbir şey yapmıyor. Karnı var, durma hiç belli değil. Aynen. Sen araba çağırdın mı? Kurdurdum ya. Almaya gittim hani ya. Aykı? He? Aykı? Vurdurdu. Vurdurdu. Ha oraya aşağı vurdum. Şey, kibar amelerin önünde çalıştı. Allah Allah. Vallahi burada çalıştı. Baktım aküyü oynasam şans almayacağım. O zaman şey, ters döndü bari başına aşağı. Yok, aşağı duruyor zaten. Değil mi? Hemen. Aydın abi arabanı nerede çektiniz? Aynı bir şey ama onun peşinde benim o orada. Bunun arabası şey olsun. Sebepti yapız. Elimize kiramızı aldım. Yalla. Araba uçurur oradan. Değil mi Aydın abi? Yemeği çalışmasın mı? Gene o üteci kabinin içinde şey var. Bu plastik geniş küreklerde. Aslında bir arabanın içinde kürek. Ağzım hepsi olacak. Hepsi olacak abi sen boş ver. Kışın olacak da. Kışın olacak. Evet, kışın olması lazım. Olması lazım. Sana değil birilerine yarar ya. Aynen. Şükrü abi bugün arabayı aldık. Adam... Yani içinde bir kontrol kalemden bir şey takılacak. Yok arabaya hiçbir şey yok. Şu arabaya hiçbir şey yok. Sinyalci bir şey. Allah Allah. İnan vallahi ben şaşırdım. Bu değil ki araba olur da hiçbir kontrol kalem bir şey ya olmaz. Ya satacağım demek içinden almıştır her şeyi. Ya çok pis. Arabanın içinde o kadar pis kullandık ki. Yani araba sataysın. Ben verdiğim arabaların hepsini takıp kardavatına vereyim. Bu araba. Bombası. İnsan var otobüsü işte. Ben de çakım var ya. Eski çakılardan olur ya bu. Bayağı şimdi de eksiği var. Nasıl diye sana? İşlemedi de normal bakın işlemedi de iç taraf lastiğiyle. O ne bak vermeme rağmen içindeydi adama utanmamalı deme isteyemedi. Değil mi? İçi dişi yıkanacak. Doğru. Dedi bana senin araban yeni dedi bir takımları dedi bak sen var. Allah'ım emniyem arkadaş. Ben şimdi kendi araba. Ben hep burada lazım olan materyal, tornavida. Sen söyledin mi kendine? Böyle bir.
Hanım. Ha, söylemişim. Pompa, kül, kurban. O zaman sanırım olsaydı gelecektim. İşte ben bu tekerleği bir çek aldım İstanbul'da. Bu arabada gittim unuttum ben onu biliyor musun? Unutmayacağım işte. Hemen girdiler arabaya bir şey kaldırdım. Yerleri taktım. 4 tonluydu. Böyle tekerleğini ufağını böyle. Aldım arabada gitti. Ama öbür kirkoldan da vardı şeyde şey. Renault arabanın kirkolarından da vardı. Hala var orada. Hayır çünkü arabaya zincir takar ki. Şimdi ben saat bir taktık söyleyeyim. Zinciri seriyorsun yere ya. Oraya bir tane zincirin boşluğuna koyuyorsun bir tane beşama parçası. Sıkıyorsun o beşama. Ondan sonra aynı arabaya kaldırmış gibi zinciri ben istediğim gibi yapıyorsun. Ben de kaldırayım da. Üzerine böyle bol yemi dökeceğim. Öyle yiyorum. Hem hamur veriyorum, yemliğini sahte döküyorum da bol dökeceğim, öyle ağzından da yemiyor. Yok, yemsiz yemez. Bu samanımız çok iyi değil, öyle güzel çıkmadı ama bundan önceki biten saman çok güzeldi. Böyle tel tel ayrılıyordu içi. Saman balya çimenine mi diyordu yoksa normalde saman var o mu? Saman saman balya çuval içinde. Yani inekleri yiyor mu saman? Hayvanlar içinde. Biz balya çimeni alıyorlar. Çimen otu. Yok, onun baylası olanı da var öyle de bu burada toz. Burada var mı evet. Öyle satılan ağzına öyle çimen ben görmedim burada. Bizde yok onun. Ama bir, bu çuvallarla satıyorlar ya. Yukarıda çuvallarda. O arada daha zamanlar çok bir daha onlardan alacağım abi daha görürsem. Bir numara. Adama sipariş vereceğim. Hani içinde böyle buğday taneleri bile var. Ama gelmedi bu sana ağzında yok. Geldi. Biz almadık onu. Biz ben görmedim şurada. Biz bilmiyoruz bundan. Bunun için de buğday taneleri dövülmüşler. Ben ilerlesene. Ey, baba sen yanından bardak yatırmadın mı? Ben kendimi saymamışım. Alayım. Ben alırım ya. Dövülen yerde de buğdayla bitti bizi. Tohum. Bak. Buğday ya. İnşallah bu sene öyle oluruz ya. İyi alacağım ben alacağım. İnşallah. Ama şimdi yok bundan değil mi? Şimdi yok. Şimdi yok. 7. aydan sonra. Ben bu arada alacağım bayağı. Sonra kaldığın zaman bayağı o samanı aldım. Bu şekilde aldım. Ben senden tutturdum diye aldım. Bana nasip olmadı. Yok Sedat'a bile nasip oldu. Sedat'a Nadim'in bile geldi. O akşam açtım ben bunu. Olsun ya. Nadim'in şey değil ya. Yürü kire yürü. Çay işte bir çay başlığı getirir misin? Var var. Boş. Ay canım kullanmıyor. Kullanmıyor. Olmaz. İnşallah. Dolu çiçekli. Ben çok kullanıyorum şekeri. Sedat Arjen, Sunay şeker alattı. Sunay kaç tane attı? 4 tane. Çok gülüyorum o yağlara. Anladım. Sunay'ımız mutlu nazım da ya. Ya. Evet. Allah hayırlı olsun. Hayırlı hayırlı baban oluyor. Ha. İstene de mutlu olsun. Evvel öyle derlerdi. Gelin alanın burnu yitecek döndürmüştürler. Bir yere ev kurulur. Kayne torun sahibi olduğundan burnu böyle yere değecek derlerdi. Evvel öyle. Öyle mi? Biz de böyle oldu şimdi. Artık sen baban oluyorsan. Sunay gel. Mehmet'in mi çocuk? Olar mı? Mehmet'in ha. Bir gelinin masrafı. İyi mi? Sen kaç olmadın? 3. Daha bir gelin var. Daha dur. Burada başlamışım. Yok bir oğlum var. Küçük oğlum var işte. Kırdım ikinciden sonra başladı. Allah'ın eşi bunlara da hayırlı nasip etsin. Amin. İnşallah. Allah hayırlısı nasip etsin. Amin. İşin başı oldu zaten. Bu da bir bulaşıyor ya, bıraktım ya kendime. Aynen. Ben çoğa girerim onunla. He? Ben çoğa girerim. Ben küçük olan gider, ben böyle ne? Bir koşa dolu geliyorum. Ben daha hani başladım ya, bitmiyor. Bitmiyor hocam ama bitmiyor. Ben şimdi girdim ya, şöyle. İyi abi ya, bak onca çoğal var. Nazım da sen alsana. Sen bana ne gel? Evet, hiç girmem. Nazım da püskürtüz olursa... Sen buradan yiyin, sen buradan yiyin. Ben... Bizim dişler yapma diş. Az bir dişin altına gider. Fındık yiysem öyle. Ceviz biraz normal geliyor. Fındık çok sert geliyor. Rahat edemiyorum. Yapma dişin hem de bununla ilgilenmez abi. Bir yiyelim.
Ana dişine kurban oluyor. Ana dişi olacak. Ana dişi olmuyor. Ana dişinin kıymetini biliyor artık. Ne kıymetini bil ha. Ben de zaten yok. Vallahi diş, ana dişi gibi altın. Altın ne ki ya? Nasıl da ben de zaten kalmadım. Ben bakar çalışırım. Ana dişinden bu annemin benim böyle bağırı bağırı ağladığını biliyorum ben ufakım. Anneme çekmişim ben. Annem ben dışarı gitti. Benim dayım var amacanın ağzında. Hiç kaç derisi 90 yıl adam ya. Ay bir tane 90 dişi yok adamın ağzında. Hepsi ana dişi mi lazım dedi? He? Hepsi ana dişi mi? Amacanın. He. He. Maşallah. Maşallah. Kürtler farkındaysanız Kürtler acı yediğinden mi bilmiyorum. Dişleri bembe. Evet. Sağlam büyüyor değil mi? Evet, ama bakıyorlar kendilerine. Yok bakmıyorlar ya. Bu acı yemesinden dolayı zannediyorum. Bakma olayı yok. Bembeyaz duruyor dişleri. Ayran çayını olur. Canım benim. Seni yerim olacağını. Senin hayvanı mı vardı arasında? Yanlış mı bakıyorsun? İki tanecik var. Birisi yolda görsek söylenmez. Yolda görsek söylenmez. O da 17 ayda yanlış yaptı. Ama tanıştık artık. Bu da bir kumarımız. 4 ay geçti işte şu anda. Ben gideceğim bunun yanına. Şu raftan da götürürüm. Nasıl bulursun? Yok. Havalar ısınsın olsun gelecek. Onlar bir yoldaş biliyor musun? Sabahleyin kalkıyorum ben hem antrenman hoştu hem gidip onlarla konuşuyor, muhabbet ediyor. Zaman geçiyor. He zaman geçiyor. Bunlar şimdi bağ bağa kapıyı açmışlar. İki bir bahçede var. Heyecanlı heyecanlı kapıyı açmışlar. Onları sen doyuruyorsun. Aslında gidiyorlar ya. Seni bekliyorlar. Burada şimdi şöyle ne diye bir hani çocuk gibiler değil mi? Aynen öyle. Kim, ya. Bilir ne alacağım? Hayvan akıllı, akıl yok diyorlar ya. Olmaz. Ben buna kuzu aldım. Ben buradan çıkacağım sonra. Şimdi benim peşimde ayrılıyor. Ama bu yedirdiği ay için bunu gibi. Gördüğü zaman beni anında satıyor. Bak. O biliyor yani. O onu yedi. Hayvanla akıl var. Hayvanla da yedi biliyor. Ama gömerdi ya. Herhangi bir şey. Onun yanında bir tane yetiştiriyor. Herhangi hayvan oldu oğlum abi. Zeylan var. Sabah Zeylan da aynı şey gibi. Şişmiş. Anası gibi var ya. Anasını az elle. Geberdi. Adamı da veriyor. Annesini sahiyem ya. Küçük ya. Buradan bana deyip bunu yapıştırıyor gene. Bir şey dışarıdan herhalde yedi. Sal beni diye. Yemiş olabilir dedi bana. Kıskanç kızlar. Kıskanç kızlar ondan. Normalde sütten bakıyordum ben de o ara yerden bir şey kaptı. Görüyorum. Gözlerinde olabilir. Şey. Olabilir. Olabilir. Sivri yemeğe başladı neredeyse. Ben kızım gitti. Öldü. Davul gibi oldu bir anda. Şipşavlı şiştik. Ben sana soracaktım onu. Bir anda şiştik. Bir şey mi dokundu acaba? Bir şey mi dokundu? Süt mü dokundu? Doğulacak bir şey yemiştir. Dışarıdan bir şey yemiş olabilir. Bu kadar akıllı nasıl? Şimdi şöyle soracağım, bak bu hayvanlara, sokak. Mesela ekmek, aşırı derecede ekmek, aşırı derecede yiyelim. Bunu yedin mi lohuniye, tutuyor mu? Süt sadece. Bir de su iç ya. Al böyle. Abi, o benim için süt içiyor sadece. Dışarıdan yemek yemiyor. Süt, bazen şey veriyordun, dizi bebe falan. Yemekle alakalı değil, dışarıda peşine gezerken belki bir şey atıyor ağzına. Vergiler. Olabilir. Çünkü ben orada çalışırken gidiyor, sivileri yemeğe sarılıyor. Ya dişi, ya dişi bitiyordu da kaşığı yedi olabilir. Sabah söyledi bana kimden aldıysam. Akşam da söyledi bana bu, sütü yumurta kırıyor. Bu bilgiler bile ben evet. Ahırda o güvenli karısı boşanmış. Değil mi? Samanları alt üstüne çevirmiş. Vuruş etmiş sanki. Orada yem var, yarım kuva. Bu sana koştu ya. Bu yemi yemiş bu. Yarım kova yeme. Çok güzel.